Gülru Gülfem'i kaçırdı. Ya Gülfem Hanım'ı görmesem tatile falan gidiyordu diyeceğim ama... kadın ruh gibiydi. Kesin, kesin temelle gitti bu kadın. Şişt! Kızım! Ay hadi gel, gel de anlat. Nasıl kovaladın cadıyı? Vallahi ben kovalamadım. Kendi gitti. Ama geri dönecek. Adım gibi eminim kendini toplar toplamaz dönecek. Vallahi önce ablamı ikna et de o dönmeden biz dönelim. Ablam istediği kadar dirensin. Siz buraya dönmek zorundasınız. Siz olmadan başaramam. Neyi başaramazsın abla? Yapamam. İşte özlerim sizi, mutsuz olurum. Ya, sevmediğim bir adamla evliyken ne kadar mutlu olabilirsin ki? Ay aman! Bakma sen şu romantik prensese. Cihan senin avucunun içinde. Ağzının içine bakıyor senin. Hepimizi kurtaracaksın Gülru. Cihan seni bu kadar severken yapamayacağın hiçbir şey yok. Neyse, ben okula gidiyorum. Görüşürüz. Ablam, gel bak. Ya biz de böyle bir abla kardeş, şu benim işleri konuşsak ha? Ben bu saatten sonra Ömer Bey'in sekreteri falan olamam. Kusura bakma. Ben zaten işimi seçtim bile. Hastanenin halkla ilişkiler müdüresi olacağım. Ha yok, uçtun sen, hakikaten uçtun. Gülfem de seni bekliyordu müdüre yapmak için. Aa, bana ne Gülfem'den canım? Ya hastane zaten Gülfem'in olduğu kadar Cihan'ın da. Ya sen kocana şöyle bir iki dil döksen. Hı? Yani şöyle kıyısından, ucundan. Ya o da bu işlere karışsa. Ya bir alosuna bakar benim yeni pozisyonum. Yonca Allah aşkına. Ben Cihan'dan hiçbir şey isteyemem. Tamam, tamam, tamam. Şimdi üstelemiyorum. Arka arkaya çok fazla stresli şey yaşadın. Ben sıramı beklerim. Sen önce bizi köşke geri al. Gerisini zamanla hallederiz zaten. Hadi. Kalk. Ablama söyle Cihan'ın doktoru gelir gelmez geleceğim ben. Öyle olsun bakalım. Şimdilik. Ablamı da ara kendin söyle. Ben Pakizane ile alışverişe gideceğim. Ay kadın gezerken tam benim kafaya. Ah! Bana bak. Siz hangi odadasınız? Çatı katında. Cihan'ın odasında. Görümce ne olacak o cadı? Bılısını pırtısını toplayıp gitti. Düşün bakalım. Hangi odada olmanız lazım acaba? Hadi Yonca. Ya...